Hepinize merhaba. Sketchbook uygulamasının son dersiyle devam ediyoruz. Daha önceki derslerde sol tarafta bulunan fırça, kalem ve benzeri araçları görmüştük. Ayrıca üst tarafta bulunan çeşitli yardımcı araçları görmüştük. Sağ tarafta bulunan layer ve layer araçlarını göreceğiz. Sağda en altta background yazan yere tıkladığımızda arka sayfanın rengini değiştirebiliyoruz. Renkli bir sayfaya çizim yapmak isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Layer'ın üzerine bastığınızda açılan ayarlardan Copy, Cut, Paste, Duplicate, Clear ve çeşitli renk değiştirme ayarlarını bulabilirsiniz. Örneğin karakterin yüzünü seçtim. Copy'yi tıkladım. Yine bir layer açıyorum. Tekrar layer'a tıklayıp paste deyince yeni katmana seçtiğim alanın kopyasını çıkardı. Örneğin tekrar seçiyorum. Bu sefer cut dediğimde o alanı kesiyor. Alanı seçmeden cut derseniz bu sefer tüm layer'ı siliyor. Duplicate'den istediğiniz kadar layer'ın kopyasını çıkartabilirsiniz. Merge ile iki layer'ı birleştirebilirsiniz. Merge All ile tüm katmanları birleştirip tek bir sayfa yapabilirsiniz. Örneğin Magic Wand aracı ile karakterin tişörtünü seçtim. Ve rengini değiştirebiliyorum. Veya çalışmam bittikten sonra tüm çalışmanın color balansını istediğim şekilde değiştirebiliyorum. Gölge alanlar, ve parlak alanlar. Opasite değeri ile katmanın görünürlüğünü düşürebiliyorum. Örneğin bunu tonlamalarda kullanabilirsiniz. Yeni bir katman açıp koyu bir cilt tonu ile boyama yapıyorum. Opasite değerini düşürerek yüzdeki alana gölge veriyorum. Örneğin yüzü boyadım. Opasitesini düşürüyorum. Dark, Multi, Color Burn, diğer blend araçları ile çeşitli etkiler oluşturabiliyorum. Bu özellik Photoshop'taki gibi çalışıyor. Color Label ile layer'lara renk atayabiliyorum. Şimdi hızlıca bir çizim yapalım. Önce kırmızı kalem ile taslak çiziyorum. Yeni bir katman açıyorum. Alttaki katmanın opasitesini düşürüyorum ve üstteki katmanı temiz çizgiler çiziyorum. Çizim bittikten sonra alttaki taslağı siliyorum.
yeni bir katman açıyorum alt tarafa ve alttaki katmana boyamamı yapıyorum. Boyamam bittikten sonra yeni bir katman açıp tonlama ve ışık yapıyorum. Abone olmayı unutmayınız. Seyrettiğiniz için teşekkürler.